Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Emekli olmak isteyenler için fırsat. Erken emekliliğin 7 formülü açıklandı. Bu şartlardan birini taşımak yeterli. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. İş hayatında olan kişilerin ilk günden beri hayalini kurdukları emeklilik için yeni formül devreye girdi. Erken emeklilik için 7 şart sunulurken bu şartlardan birine sahip olan kişiler, söz konusu yaş ve primi doldurmak için beklemek zorunda kalmıyor. İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren erken emeklilik şartları. Milyonlarca insanın iş hayatına atıldıktan sonra aklını kurcalayan emeklilik için yeni bir fırsat doğdu. Erken emekli olmak isteyen kişiler için belirlenen 7 şarttan birini taşıyan vatandaşlar, prim veya yaş için beklemek zorunda kalmıyor. İlk belirleyici kriterin sigorta başlangıç tarihi olduğu emeklilikte, şartları taşıyan kişiler talep etmeleri halinde erken emekli olabilecekler. İşte erken emeklilik detayları. Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalara göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor. Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK, Bağkur ya da emekli sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. Bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor. İşte erken emeklilik için belirlenen 7 formül. 3 çocuk annesi kadına 6 yıl erken emeklilik. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması. Doğum borçlanması detayları. Çalışma hayatından bir süre boyunca doğum nedeniyle uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren duruma doğum borçlanması denir. Böylece çalışmadığı süre içerisinde birimleri için, daha sonra toplu şekilde ödeme imkanı da elde edilebilmektedir. Özellikle yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, 3 çocuk üzerinden 6 yıl kadar prim kazanma imkanı elde edilmektedir. Belli başlı bazı şartlar doğrultusunda çalışan her kadın doğum borçlanması üzerinden bu hakkı kullanabilir. SSK'lı, 4A olarak en azından bir gün kadar çalışmak gereklidir. İşten ayrıldıktan sonra herhangi bir zamanda doğum yapmış olmak. Çocuğun sağ doğmuş ve yaşıyor olması. Doğumdan sonra 2 yıl boyunca çalışmamış ya da kısmen prim ödenmemiş olması. Bütün bu şartları taşıyan her çalışan kadın, 3 çocuk adına toplamda 6 yıl kadar prim kazanma imkanı sağlayabilir. Doğum borçlanması hesaplaması basit bir yöntemle yapılabilmektedir. Prime esas günlük kazancına dayalı olarak gerçekleştirilen bu hesaplama, günlük kazancın %32'si üzerinden gerçekleşmektedir. Bu hesaplama ile beraber doğumdan itibaren kadının kazandığı prim hakkı ortaya çıkar. Böylece toplamda 3 çocuk üzerinden en fazla 6 yıl kadar, yani 2760 gün prim kazanma imkanı elde edilir. SGK'nin yayımladığı genelgeye göre doğum borçlanması 2022 yılında en düşük prim ücreti 53 TL, en yüksek prim ücreti ise 400 lira 32 kuruş oldu. Emekli olmak isteyenler için fırsat. Erken emekliliğin 7 formülü açıklandı. Bu şartlardan birini taşımak yeterli. 2. Erkeklere askerlik avantajı. Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması,
sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az bir yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor. Askerlik borçlanması detayları. Sigortalı olan kişiler, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler. Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ye ödenmesi ile yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ye askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar. Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2021 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 38 TL 16 kuruştur. Dolayısıyla 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 15.264 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 20.606 TL ödeme yapması gerekir. Bu rakamlar askerlik borçlanmasının en düşük düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir. 2021'de askerlik borçlanması günlük en düşük 38 TL 15 kuruş, en yüksek ise 286 TL 20 kuruş olarak belirlenmişti. 2022 asgari ücretinin belirlenmesiyle askerlik borçlanması da en düşük 57 TL 15 kuruş, en yüksek 429 TL oldu. 3. Kısmi emeklilik. Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor. 4. Malulen emekliliğe %60 engel yeterli. Çalışırken iş yapabilme gücünü en az %60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim yeterli oluyor. Emekli olmak isteyenler için fırsat. Erken emekliliğin 7 formülü açıklandı. Bu şartlardan birini taşımak yeterli. 5. Engelli çalışana yaş şartı yok. Engelli çalışanlar en az %40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabiliyor. 6. Yıpratıcı işlerde çalışanlar, ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor. 7. Engelli çocuk annesine ek prim. Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin 1/4'ü toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartından da düşülüyor. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.